الكريم والسلطان القديم الشريف الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد حكايه سيره وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير بلا سيره. ولم ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال: سته يدخلون النار بغير حساب. المراه بالزوج والعرب بالعصبيه والدها والد بن بالكبر والدهاقين بالكبر والتجار بالكذب والعلماء بالحسد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Peygamber'in azam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etrafı, Allah-u Teala, Ali Mecmai'nin Müslüman kardeşlerimizden itaat ve arbaka edenler rahmetullah aleyhi mecmai'nin hasreten eserinden yalanlarımız Ahmet Ziyad'ın Kuruşhanı'nın üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin hazır olun ve derslerinden kardeşlerimizin hocam işleri yaptıranların bugüne kadar gelmesini katkı soranların bu civarlarda betonundan cümleye ulema, sulaha, şöyle mühmena tüm geçmişlerimizi elbaha çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: sittetün yedhulûnen nâr bi'vel hisâb. Şu altı kişi hesapsız olarak cehenneme gider. İçki aldığının şeyinden dolayı, çok fazlalığından dolayı, isyanının kuvvetinden dolayı. Evet. Birincisi el-ümerâ bi'l-cevr. Milletin işlerini emanetin almış, Allah onu nasip etmiş. İnsanların işlerini görüyor ama zulmediyor. Evet. Allah'ın bu verdiğini şifranda bulunuyor. Ki insanların başına geçmek büyük nimettir. Bu nimeti küfran nimet ediyor. Ve insanlara gerçekleri, doğruları, hakkı, adaleti emredeceğine, onları uygulayacağına zulmediyor. Hesapsız cehenneme giren. Vel arabe bil asabiyye. Taassup. Arap ırkçılığı yapıyor. Evet. Sadece Araplara önem veriyor. Başka bir insanlar Arap saymıyor. Evet. Bu şimdi Yahudilerde var. Bir Fransız arkadaş, profesör, Yahudi olmuş. Yahudi olduktan sonra yakınıyor bana. Havru'ya gittiğim zaman diyor, Yahudiliğine tutturmuyorlar beni diyor. Yahudi ırkı, her ırktan üstün. Onun yanına oturmasını aşağıda tutuyorlar. Beni oturtmuyorlar diyor. Bu taassup Yahudilerde var. Başka insanları, yalnız Müslümanları değil, kendilerinden başka olanları hiç adam saymazlar. Şimdi Araplardan da böyle tabii vaktiyle var. Emeviler buna çok şey etmişler, ırkçılık yapmışlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki ırkçılık iyi bir şey değil. Milliyetçilik var. İnsan kendi mensup olduğu milletin iyilikleriyle, hasletleriyle övünebilir. Ben de onlara mensup olurum. Allah'a şükrederim. Kişilik sahibi olur ama ben en üstünüm. Benden başkası hava diye derse o çok yanlış. Bu ırkçılık yanlış. Şimdi Emeviler de böyle yapmışlar. Türklerde de bu var. Şahsiyetlerini korumuşlar, tamam. Çinli olmamışlar, şu olmamışlar, bu olmamışlar ama kendilerinin üstüne gittin mi kabul etmiyor. Efendimiz buyuruyor ki
Türkler üstüne gitmeyin diyor. Üstüne giderseniz diyor, kabul etmezler diyor. Bunu dinlememişler. Emeviler gününe, kuvvetine dayanmış. Ordularıyla uğraşmışlar, bir tane Müslüman yapamamışlar. Ömer İbni Abdülaziz var, Emevi halifelerinden. Şimdi Türkiye sınırları yakında kabri. O Peygamberimizin bu hadisini hatırlamış, orduları geri çekmiş. O geri çekince Türkler kendiliklerinden Müslüman olmuşlar. Karahanlar döneminde, Satıp Buğrahan zamanında incelemiş, Hanefi mezhebi üzere, Ehl-i Sünnet itikadı üzere Müslüman olmuş. Ve halkına da demiş ki, ben demiş Hanefi mezhebi üzere, Ehl-i Sünnet itikadı üzere Müslüman oldum, siz de Müslüman olun. Biz de millet olarak başımıza çok bağlıyız. Karakterimiz bu. Toptan Müslüman olmuşuz. Bir günde 200 bin çadır İslam'da şereflenmiş. Samimi olarak Müslüman olmuşlar ve bu samimiyetten dolayı Cenab-ı Hak da Türklerin önünü açmış. En büyük alimler ondan da çıkmış. Ebu Hanife o devrim adamı. Gavura'dan duydum ben. Bu diyor insan kafası değil diyor. İnsan kafası bunu yapamaz diyor. Batı'nın düşünemediği meseleleri 1000 yıl evvel kanun halinde koymuş İmam-ı Azam Ebu'nun. Allah vermesin. Keza o devrin insanlarından İmam Buhari 650 bin hadis rivayet edenlerin gece nasıl yattığını, nasıl yemek yediğini, tuvalete nasıl girdiğini bilinceye kadar ravilerinin 650 bin hadis ezberlemiş. Bunlardan 7000 küsürünü seçmiş eserine. İkinci bir bahari yok. Allah'ın lütfu vergisi. Evet, ondan sonra Zemahşeri, büyük müfessir, Arap olmadığı halde Arap'tan daha güzel Arapça biliyor. Bir Araplara meydan okuyor. Arapçayı gelin benden öğrenin diyor. Allah'ın bir lütfu. Yani kafanın yaptığı iş değil, Allah'ın bir lütfu. Muhammed Bahaaddin tasavvufta da öyle. Yani bu samimiyetten dolayı kapıları açmış Allah böyle. Selçuklular döneminde de böyle. Ehl-i Sünnet itikadı, Hanefi mezhebi resmi ideoloji olarak medreselerde okutulmuş. Ama taassup yok. O devirde Bağdat'ta Şafiiler, Hanbeliler Şafiileri Müslüman saymıyor. Kaldı bıçaklı savaşıyorlar. Halbuki Melik Şah'ın yardımcısı, başbakanı, başveziri Nizam-ı Mülk Şafii'di. Sen başka mezheptensin ya, taassup göstermemiş. Yani Türklerde bu yok, Araplarda mı öyle, savaşıyorlar. Bir çuval altın vermiş, git demiş, onlara da medrese kuruver, bunlara da herkes kimi ilmen ispat etsin demiş. Kılıçla savaşmak yok. Osmanlılar da bu yoldan gitmiş. Böylece bu Ehl-i Sünnet itikadı ve Hanefi mezhebi Türk milletinin DNA'sı olmuş, mayası olmuş. Ondan dolayı bizi ne yapsalar yıkamamışlar. Bu itikat birliği, pratik birliği sebebiyle böyle bir birlik meydana gelmiş. Evet, ama asabiyet yok. Varsa yanlış, cehenneme doğru girecek. En büyük, en büyük üstünlük benim dedim mi, yoğuru cehenneme diyor Peygamberimiz. Şeriatta kim Müslümansa hepsi Allah'ın kulu, kardeş. Ötekine tepeden bakmak yok. Beddehâkîn. Evet. Köylüler bir şey bilmez. Abdest almayı bilmez. Affedersin tuvaletlenmeyi bilmez. Altını yıkamayı bilmez. Ama kibrinden yanına vurulmaz. Hakikat kabul etmez. Söz söylersin. Öyle kibirli, gururludur. Bunlar da doğru cehenneme. Bil kibir. Beddehâkîn. Bil kibir. Evet. Ve tüccar bir kez ticaret yapan rızkın onda dokuyor. Ticarettedir. Güzeldir. Hazreti Ebu Bekir tüccardır. Hazreti Osman tüccardır. Ama para çok kazanacağım diye mesela 3'e aldığını 30'a satmak için ben bunu 20'e aldırdım. Yahudi olayım, kafir olayım bilmem ne bir de yemin ediyor. Hakikaten yemin ettiği gibi olur. Yani kafir olur, Yahudi olur. Yani 30 lira kazanacağım diye, kar edeceğim diye bir akıllı adam, inanmış bir adam imanını satmaz. Öyle diyor Peygamberimiz. Yalan yere
fazla kazanmak için Yahudi olayım, kafir olayım, bu böyledir diye yalan söylese dediği gibi olur diyor. Sakın ha! Şimdi pazarlarda bunu çok görüyorsunuz. Evet. Allah belamı versin böyle filan. Niye bela okuyorsun kendine? Niye böyle söylüyorsun? İşte böyle yalan yere yemin eden tüccar doğru cehenneme. Evet. Başkasının şeyini yalan yere yemek suretiyle, aybını örtmek suretiyle, ne bileyim hileler, yalanı bilmek suretiyle ticaret yapan, evet. Vel ulema bil haset. Alimler de insan. Gerçek alim haset etmemesi lazım. Takdir neyse olur, Allah'ın yazısı böyledir, Allah'ın lütfudur. İmam-ı Azam'a o kadar haset etmişler ki, neler yapmışlar, neler yapmışlar. Çok sevilmiş halk tarafından, ötekiler kabule sığamıyor. Çok olaylar var, enteresan olaylar var. Haset alimler doğru cehenneme gider. Hem hasedin yanlış olduğunu biliyor, hem de kendisi haset ediyor. Evet, hala öyle birbirlerini şikayet ederler. Onu bassın da, gözler düşsün de ben geçeyim filan gibilerden. Onun namı duyulmasın, benimki duyulsun gibilerden. Allah bu gibi kötülerden cümle ümmeti muhafaza buyursun. İşte yalan yere ticaret eden olduğu gibi hasedinden dolayı başkalarını kötüleyen alimler de doğru cehenneme giderler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne kadar haset etsen Allah'ın takdiri bozulur mu? Bunu bir dururken birine haset ediyor. Allah da affetmiyor. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buna dair güzel şeyleri var. Evet. Bunlardan bazıları da şöyle Gümüşhane Hazretleri şey etmiş. Evet. Evet. Fi ehli dünya vahid ve kısmı masahib aşara. Evet. Bu haset 10 kısımdır. 9'u alimlerdedir. Bir tanesi de ehli dünyadadır. Musibetlere uğrayanlar 10 kişidir. Bunun 9'u salih kullara gelir. Evet. Musibetleri Allah sevdiklerine verir. İmtihan eder. Evet, acıya dayanmak, sıkıntıya dayanmak zor bir iş. Zoru başardığında rütbe alır. Rütbe alır. Bakarsanız bütün büyük evliyaullah'a geçmişler ne sıkıntılar dolu. Aha böyle musibetler de 10 tanedir. 9'u salih kullardadır. Bir tanesi diğerlerindedir. Evet, zillet, deşkol etmez, değersizlik 10 tanedir. 9'u Yahudilerdedir, birisi dünyadadır. Tevazu 10 tanedir, 9'u Hristiyanlardadır, birisi dünyadadır. Şehvet 10 tanedir, 9'u kadınlardadır, bir tanesi dünya elindedir. İlim 10 tanedir, 9'u Irak'tadır. Ebu Hanife övüyor, Ebu Hanife Iraklı ya. Onu övüyor. Büyük alim, herkes ne kadar uğraşmışlar. İmam-ı Azam demişler. En büyük hoca. Kendi söylemiyor bunu. Uğraşanlar söylüyor. Bakıyorlar hakikaten Allah vergisi. Bambaşka bir adam. Evet. Irak'tadır. 9'u Irak'tadır. Birisi diğer yerdedir. İman 10 kısımdır. 9'u Yemen'dedir. Evet, Veysel Karani övüyor Resulullah. Bu hadis onun böyle bir kahraman çıkacak diyor benim ümmetimden. Veysel Karani. Onun üstü Yemenli o ya. İman 10 gruptur. 9'u Yemen'dedir, bir tanesi diğer dünyadadır. Vel akıl aşiretün. Akıl 10 kısımdır. Tisatun firrical. Aklın 9'u erkeklerdedir. Öğahüdün finnise bir tanesi kadınlardadır. Rica ederim hocam. Evet, kadınlar çok duygusaldır. Duygu geldiği zaman akıl çalışmaz. Ondan dolayı efendim öyle söylüyor. Erkekler daha soğuk kanlıdır. Ama
kadınlar çabuk heyecanlanırlar, çabuk öfkelenirler, çabuk sevinirler, evet, duygusaldırlar. Duyguları aklı örttüğü için kafadan işte bir tanesi diyor, kadınlardadır aklın, dokuzu erkek, onun için söylüyor. Evet, bereket 10 kısımdır, tisatın fişyan, dokuzu şamdadır. Çok büyük zatlar orada. Yani ahir zamanda her taraf fitneyle kapandığı zaman Şam'a sığının diyor Peygamberimiz. Öyle hadisi var. Çok büyük zatlar var. Güzel bir yer. Tabii şimdiki idareciler asla değil. Şam'ın altında yatanlar ve vahidun fil arz. Diğer yerlerdedir diğeri. Böyle hadis var. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şuna dair Abdullah bin Aslan, Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görülmeden evvel aynı zamanda Peygamber gelecek inanıyorlar. Ama Yahudiler büyük adam yok. Kendilerini Tanrı'nın oğlu kabul ederler. Yahudiler kendilerinden çıkıyor indirilen bir geliyor. Babası doğmadan evvel ölmüş. Anası da çocukken ölmüş, buruşuyor, fakir bir adam. Olmaz diyorlar, bizden çıkacaktı bu Aizan Peygamberi. Bu hasetlerinden, bu hasetlerinden Peygamberi amansız düşmen olmuşlar. Sen kimsin Peygamber olacak diyorlar ona. Ebu Cehil de ondan kuruşu yok diyor, zengin benim diyor, akıllı benim diyor, kabile reisi. Peygamber olacaksa ben olmam lazım diyor. Bu duygular, halbuki dahidir Ebu Cehil, çok zekidir ama duyguları aklından örtünce kafa çalışmıyor. Kadınların da aklın 10 tanesinin 9'u erkeklerde bir kadınlarını demenin sebebi bu. Kadınlar duygulanırlar, çalışmaz kafaları, onların çalışmadığı gibi. Evet efendim, El-Niyav bil-Buhul. Allah kendilerine zenginlik vermiş. Zengin etmiş. Herkes ticaret yapıyor ama zengin olamıyor. Kendini idare ediyor. Bazıları tuttuğu yerden kazanıyor. Atıyor. Yürü kulum demiş Allah. Evet, zengin olmuş. Ama zengin olunca daha çok hayırsever olacağını, Allah bunu bana verdi diye çok cömert olup Allah'ın verdiğini kullarından sakınmayacağını, sakınmaması gerekirken parayı çok seviyor. Parayı kazandıkça daha çok cimrileşiyor. Kuruş vermiyor hiç. Hep böyle paraları topluyor. Aha bu cimri zengin doğrudan doğruya cehenneme gidecek. Görevler, zekat vermiyor. Aptal mıyım ben? Affedersin, ayı gibi çalışsın kazansın. Ben kör besleyici miyim? Zekatını vermiyor. Ben şey miyim, enayi miyim? Gitsin, kendine yesin, içsin. Okulunu yapsın, hastanesi bana ne? Böyle cimri. Aha, doğru cehenneme gider. Evet, onun için zekat vermez, fıtrasını vermez, kurbanını kesmez. Anasına, babasına bakmaz. Evet, boşunu vermez. Adak adasa yerine getirmez. Arazisinin haracını vermez. Evet, gereken infakları, harcamaları yapmaz. Ve bundan dolayı da doğru cehenneme gider. Evet, alimlerden haset edenler de onlarla beraber doğru cehenneme haset edenler. Evet, İbn-i Ömer Deylemi Hazretlerinin İbn-i Ömer'den naklenmiş. Hazreti Enes'ten beraber evet, sittetün yedhulûne nâre kablel hesâb. Hiç hesap görmeden doğru, gerek yok hesaba. Zaten bakmış. Doğru cehenneme diyen adamlar evet, işte söylüyor. Bunu söyleyince demişler kim onlar? Şimdi söylediğim hadisi okumuş. Zulmeden şeyler, Arap ırkçılığı götüren en büyük biziz filan diyenler böyle çok var. Evet, sonra kibirli cahil köylüler, yalancı, hain tüccarlar, ondan sonra haset eden alimler diye hadis saymış. Evet, sittetü eşya hasenin, dokuz şey güzeldir.
Ama velakin hisseti minennaz ahsen. Bu 9 güzel şeyi 9 insanda bambaşka güzeldir. 9 şey güzeldir ama şu sayacağımız 6 kişi de affedersin. 6 kişi de 9 diyoruz. 6 şey güzeldir. Fakat şu 6 kişi de bu güzel şey daha güzel olur. Evet. El amin. Evet. Memur. Evet. Bu memur kimse eline Allah bir lütuf vermiş. Halka adaleti dağıtacak. Eşitliği sağlayacak. Haksızlıkların önüne geçecek. Allah öyle bir mevkiye koymuş. Öyle bir memur kimse. Güzel bu. Allah'ın lütfudur. Evet. Ama bu adalette şeyden hareket eden etmek her zaman güzeldir de bu adalette hareket etmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, zulmü önlemek. Ama diyor ki Efendimiz وَلَكِنْ فِي الْاُمَرَائِ الْاَحْسَنِ bütün memurların başında olan emirler çok daha güzeldir. Memurlar da güzeldir de bu memurluk yapan, insanlara hizmet edenler de mevkisin kötüye kullanmak güzel bir şeydir de fakat hepsinin başında olan her dediğini kanun gibi yürürlüğe geçen baş idareci de çok daha güzeldir bu adaletle hareket etmek. Evet. Evet. Ve sehâ-u hasen ve lâkin fil emniyâ ahsen. Cömertlik güzel bir şeydir. Elinde olanı olmayana acı doyurur. Acı doyurur, çıplığı giydirir. Borçlu olanı sıkıntıdan kurtarır. Bu zenginlik olanlarda bu cömertlik varsa çünkü para çoğaldıkça dağılır. Yok olan adam paranın tadı nereden bilecek? Ben bunu yaşamışım. Evet. Fabrika kurdum. Ticaret okulundan doçent olduktan sonra fabrika kurdum. Evet. Güzel işçiler, güzel arkadaşlar. Gayret ediyoruz. Öyle bir para kazanıyoruz, yok satıyoruz. Böyle yığınla para geliyor. Yığınla gidiyor. Daha ötekinden çekmeden bir daha yığınla para teklif. Yok satıyoruz. Bir süre baktım ki para beni büyülemiş. Dilim kalacak. Baya sermişim parayı. Dedim ben gidiyorum arkadaşlara, ortaklara. Ne oldu dediler? Payı çoğaltalım dediler. Mahkum artıralım büyük dedim. Ben parayı sevmeye başladım dedim. Dilim gidiyor. Ayrıldım. Tılsımlı bir şey para. Çoğaldıkça insanı çok etkiliyor. Evet işte zengin adamda saha vermek herkese çok güzeldi. Her zaman güzeldir de bu. Çünkü yok sende ne vereceğim? Nasıl yardım edeceğim? Yok ki. Bu bakımdan zenginlik, bu bakımdan hayır etme imkanı sağladığı için iyidir de zengin olanlarda bu cömertlik çok daha güzeldir. Çok daha güzeldir. Evet. Efendimiz diyor ki evet vara şüpheli şeylerden sakınmak. Şunlar haram, şunlar helal. Bir de şüpheli şeyler var. Haram diye kesin bir emir yok. Evet. Bu şüpheli şeylerden de sakınmak. Vara çok güzel bir şeydir. Velakin fil ulema ahsen. Alimlerde vara sahip olmak ne olsa bunda haram diye bir kesin emir yok diye böyle kaçamak yapıyor. %100 haram diye bir emir yok ama %100 helal diye de bir emir yok ortada. Böyle şeyleri yapan alimler bunu bildiği için o çoktur. Arkadaşlar da sıkı değil bu iş. Diyebilir, diyebilenler var ama öteki diyor ki hayır. %100 helal olduğu belli olmayan şeye el sürmem. Evet yapabilecekken yapmıyor. Aha bu vara alimlerden çok daha güzeldir. وَالصَّبْرُ حَسَنْ وَلَاكِنْ فِي الْفُقَرَاءِ اَحْسَنْ. Evet.
karnın aç, cebinde kuruş yok, çocuklar yiyeceği yok, eve gidiyorsun ağlıyor ve karnımız aç, para yok. Zor bir iş, değil mi efendim? Çocuklar bağırıyor, ekmek yok, aş yok. Yola çıkıyorsun, alacakları seni sıkıştırıyor. Bütün bu sıkıntıları sabretmek, benden başka kulum yok muydu, benim bana kulusunu bıraktın diye Allah'a isyan da yok. Bu sabır, zor bir iştir. Zor bir iştir. Ama fakirlerde daha güzeldir. Evet, fakirlerde daha güzeldir. Sıkıntının içinde olanlar da daha güzeldir. Çünkü zorlaştıkça değeri artıyor. Değeri artıyor. Fakirlerde sabır daha güzeldir. Evet efendim. Yine Peygamberimiz buyuruyor ki وَتَّوْبَةُ حَسَنُ Tevbe güzel bir şeydir. Günah işler. İnsan beşer, durmaz, şaşar. Eyler hata, üçer, beşer. İnsanlık şeysi bu. Ama yanlış yaptıktan sonra hemen kendine gelir. Ne yaptım ben diye içi yanar. İçi yanarak beni affet ya Rabbi. Bir daha yapmayacağım diye böyle kesin kararlı Allah'tan af ister. Tevbe bu. Evet, bu tevbe güzeldir. Allah tevbeleri kabul eder. Ve lakin fi siyase ahsen. Evet. Evet, bu tevbe gençlerde daha güzeldir. Daha güzeldir. Şimdi gençler daha 70-80 sene yaşayacağım. Şimdi vur patlasın, çal oynasın. İş badese güzel. İçti hiç. Kadınlarla düş bak. Daha çok ömür. Sonra hatta gidersin. Hepsini ödersin. Diyor derler. Evet. Ama hayır. Bu Allah'ın yasağı. Allah her şeyi görüyor biliyor. Bana bu güzelliği, gençliği, sağlığı Allah verdi. Ben ona terk edemem diye kızlardan davet edenlere hayır de. Yanlış şeyler dahil hayır de. İmkan var. İmkan varken bu işte sabır güzeldi ama gençlerde bu gençlik duygusu şehvi taraflar Allah öyle yaratmış. Baskılıyken sabır daha güzeldir. Daha güzeldir. Öyle diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vel hayâ-u hasen. Hayâ, utanma duygusu güzeldir. Erkekte de güzeldir. El hayâ-u minel imân. Utanma duygusu imandandır. Allah beni görüyor diye utanır. Kimse görmese bile. Evet, Allah'ın yasağını çiğniyorum diye utanır. Güzel bir şeydir ama kadınlarda daha güzeldir. Evet, kadınları Allah erkeklere cazip gösterecek güzellikler vermiş. Vücut hatları, diğer konuşması, yürümesi erkeklere cazip yaratmış Allah. Bu güzelliklerini erkekleri baştan çıkaracak, baştan döndürecek şekilde teşhir etmek, hayasızlık. Böyle güzellikleri varken bunları örtmek, Allah'tan utanmak. Evet. Çok güzeldir. Haya kadınlarda çok daha güzeldir. Evet, ahsen, kadınlarda ahsendir, daha güzeldir diyor güzel Peygamberimiz. Evet, bunlara uyacağız. Sokakta Ayşeler, Fatmalar Avrupa'yı taklit ediyor. Paris'i taklit ediyor. Televizyon, eve girmediği yer yok. Paris'te ne varsa, New York'ta ne varsa ev içine giriyor. Orada görüyor. Bundan sonra orada göbeğini böyle açıyor kadınlar. Her şey meydanda. Altta külot var, bundan başka bir şey yok. Şimdi o da mı da? Evet. Nefis de sen ondan daha güzelsin. Vücut hatların ondan daha önemli, güzel. Nefis de tahrik ediyor onu. Ama Allah'a inanan kadın, Allah'ın emirlerini böyle yübdîne zînetehün
güzelliklerinize ey kadınlar, kimseye göstermeyin. Evet, örtünüzü örtünün, güzelliklerinizi kimseye göstermeyin. Emrini hatırlayın, örtünüyor. Haya kadınlarda daha güzeldir çünkü. Kadınların bu cazibesi dolayısıyla çok daha fesada gider hayasızlık. Kadınlar tarafından hayasızlık çok erkeğin başını döndürür, onları fesada sürükler. Kadınlarda haya daha güzeldir. Hazreti Ali radıyallahu anh'dan nakletmişler. Evet. Hazreti Ali diyor ki, dekaltu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Hazreti Ali de pehlivan yapıp bir adam, güçlü bir adam, çok yakışıklı bir erkek. Allah peşinde ne kadar kişiler koşuyor. Çok güzel, yakışıklı, güçlü, kuvvetli. Ne kadar yolunu bozmak için. Evet, girdin diyor Yasuman yanına. Ya Nebi Allah, ma alametul mümin? Evet, müminin alametini bana söyler misin ya Resulallah? Kale sittetü eşya hasen. Bu hadis söylemiş. Altı şey şunda güzel, şunda daha güzel. Böyle diye bu hadisi o zaman buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi dünyanın sona ereceğine dair bir hadis-i şerif geliyor. Dünya sona erecek. Kıyamet kopacak. Peygamberimiz de ahir zaman peygamberi. Dünya yaratıldı, kainat yaratıldı. Kıyamet kopacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel, şimdi Kur'an-ı Kerim'de Adem'den başlamış. Şu kadar peygamberin adı var, onlara inanmak zorundayız. Ama bazılar diyor 124 bin peygamber geldi. Bazılar 224 bin peygamber geldi. Biz gönderilen tüm peygamberleri kabul ediyoruz. Ama Kur'an'da açık isimleri olanlar mecburen ona inanacağız. Kur'an'ın bir ayetini inkar eden mümkün olamaz. Hepsine inanacağız ama ötekiler Kur'an gibi kesin değil. Haberlerde var. Peygambersiz hiç kimseye, hiçbir milleti biz azap etmedik. Ayet-i Celle var. Onları biz bilmiyoruz. Evet, Aristo peygamber olabilir. Bilmiyoruz. Çünkü çok akıllı sözleri var, çok akıllı davranışları var. Bir onlar filozof diyor falan ama peygamber olduğu kesin değil. Ve bunun gibi öyle birçok insanlar vardı. Güzel lafları var, güzel davranışları var. Evet, peygamberimiz zaman diliminin sonunda geldiği için ahir zaman peygamberi. Ondan sonra peygamber gelmeyecek, kıyamet kopacak. Ne zaman kopacak? Allahu alem. Alametleri sayıyor peygamberimiz. Bu alametleri var, küçük alametlerin hepsi oldu. Güneş batıdan doğacak, büyük alametler. Deccal çıkacak diyor, Meccal çıkacak diyor. Şimdi güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Hani böyle büyük alametler de var, onlar saymış. Diyor ki, kıyametin alametlerinden setahrucu narun. Evet, bildiğimiz normalde eli yakan, insanı yakan ateş var ya, böyle bir ateş çıkacak. Min Hadramut, Hadramut diyorlar şimdi. Oradan bir ateş çıkacak. Ev min Bahri Hadramut ya da Hadramut'un denizinden bir ateş çıkacak. Evet, Yemen orada bir yer. Kabre yevmül kıyamet. Kıyamet gününden evvel bu olacak. Evet. Tahşurun nâse. Evet, insanları ateşten korkacaklar. Böyle sıradan bir ateş değil. Büyük bir ateş. İnsanlar ateşten korkacaklar, birbirine toplanacaklar. Gâlu ya Resulallah. Hemen te'muruna. Peki bu ateş çıktığı zaman, bizim zamanımıza çıkarsa ne yapalım ya Resulallah? Kale buyurdu, aleyküm bi Şami. Hadisler böyle. Şam'a gideyim, Şam'a gideyim. Evet. Evet. Bu
Bazı alimler bildiğimiz ateş değil, herkesi yakan fitne, evet, ateşi herkesi yakan fitnedir diye de yorumlamışlar. Ateş gibi mahveder insanı ya, evet, diyor Şam'a kaçın, Şam'da toplanın. Evet, Abdullah ibn Amr ibn As'ın Resulullah'tan duydum. İnneha setekûne hicre, bâde hicre, feyfeyârun nazgiler, mühecer İbrahim, nefîr ve feyhâb ehlil ard el uyufum mühecerân İbrahim, feyekvâ fil ardın şirâv ehline. Evet, bu hadiste de aynı şekilde, evet, böyle ateş insanları önüne katacak, insanlar Şam'a diyor, Şam'a gidin. Evet, evet. Gece olduğu zaman ateş duracak, onlar da duracak. Sabah bir daha ateş üstlerine gelecek. Böyle o tarafa, Şam'a doğru böyle bir kıyametin evvel olay olacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Tirmizi, Abdullah ibn Ömer'den. Seteşrebu ümmeti min ba'di el-hamr. Benim ümmetim, ahir zaman ümmetim, benden sonra şarap içecekler, içki içecekler. Evet, yakın zamanda, yekûnü avnuhum alâ şürbihim, ümerâhüm. Ha, yüzebbûnehe bivayr ismihe. Ama insanlar diyecekler ki, bu peygamberin Kur'an'ı yasak ettiği içki değil ki, şarap değil ki, deyip, evet, içecekler. Benden sonra insanlar, bu peygamberin yasakladığı, Allah'ın yasakladığı içki değil ki diye içecekler. Başka ad verecekler ona, Evet, yekûnü avnuhum alâ şürbihim. Bırak ya şu sofa imamlardan, hocalardan. Anlamıyorlar ya. Allah'ın yasak ettiği bildiğimiz şarap ya işte. Ona o şarap diyor ki, deyip içki içecekler. Birbirlerine içer ya boş ya. Anlamıyor. Ve buna baştakiler de şey edecek. Baştakiler de içecek diyor. Onlar da teşvik edecek. Bu yasak olan şarap değil ki diye içecekler. Öyle zaman gelecek. Şimdi hadis böyle kesin. Nasıl anlayacağız? Hah. Ne diyor Kur'an-ı Azimüşşan da Allah? فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bir şey bilmiyorsanız ben mantığıma göre olur demeyin. Bilmediğin şeyde ahkam kesmeyin. Ayet bu ayet. Bilene sorun. Bilen kim? Ebu Hanife. Bilen kim? İmam Şafii. Bilen kim? İmam Malik. Bilen kim? Ahmed ibn Hanbel. Eskiden çokmuş bunlar. 29 taneymiş. Hepsi böyle yetkili. Ama diğerleri unutulmuş gitmiş. Müslümanlar, İslam alemi bu dördünün peşinde toplanmışlar. Ona soracaksın. Benim konaklığıma göre yok öyle bir şey. Yoksa bak, yanlış söylüyor. Bak buna olacak diyor. Oluyor zaten. Rakı içen çok. Bira içen çok. Bira şiş olur mu? Diyen çok şimdi. Başka içkiler içen de çok. Tamam, şarap lazım. Eyvallah, şarap yasak Kur'an'da. İnnemel hamru vel meysiru ritsum innemeli şeytan. Beş tane bu. Allah şarabı yasak etti. Üzüm şirasını bekletiyorsunuz. O acıyor, ekşiyor, köpüğünü atıyor. Şarap bu. İşte bu. Rakı öyle değil ki. Ana sonu kaynatıyorsun. Onun çıkan suyu rakı oluyor işte mesela. Bira arpa suyu, üzüm suyu değil ki, fetva veren çok. Bunun gibi diğer içkileri helal gören çok. Evet, ahkam kesme diyor Peygamberimiz. Bilene sor.
diline sor. O bilene de işte sen Hanefi'sen Ebu Hanife'ye soracaksın. Onun bilenlere soracaksın. Ebu Hanife'nin yolundan gidenlere soracaksın. Kanaatıma göre demeyeceksin. İçim çok diyemem. İlahi Fakülte hocalar var. Ebu Hanife orta çağda var. Bir bilmez, bir şey bilmez. Teknoloji değişti, insanlar değişti. Şimdi zamanımıza göre Kur'an'da her şey var. Oradan dolayı Kur'an'dan alacağız her şeyi. Zaten hadisler çürükleyen televizyonlar da var. Böyle ahkam kesen çok. Evet. Daha geçen hafta bir ilahiyat fakültesinde hocası demiş ki kadınların abdest alması zor olduğu için akşam yatarken sabah öyle akşam ikindi hepsi toplayıp kurabilirler demiş. Bir abdestle kurabilirler. İlahiyat fakültesinde profesör adam ya. Dil biliyor, imkanlar kazanmış. Ama böyle kimseden gelecek onlara asla yol yok. Bilene sorun. Bilen kim? Videoda mücadele etmişler. Neler yapmışlar İmam-ı Azam'a? Sonra ona mücadele yapanlar gitmişler, elden öpmüşler. Ayağını öpmüşler. Sen başkaymışsın ya, fark edememişsin demişler. İmam-ı Azam demişler ona. En büyük hoca demişler. Başkaları söylemiş onu sonradan. Videoda mücadele etmişler. Kanlı bıçaklı ya. Kanlı bıçaklı. Evet, hoca devletler savaşmış birbirleriyle. Şimdi öyle çıkıyor, o orta çağdan diyor, dil bilmem, ne bilecek diyor, teknoloji gelişti. Öyle diyor, mahkem kesiyor. Mahremsiz kadın harca gidemez diyor İmam-ı Azam. Devir değişti kardeşim, uçak gidiyorsun, rahat, otel konforlu, Mekke'de katlar var. Öyle değil. Orada bir anda kaç milyon insan toplanıyor ve herkes de bilgili değil. Kapıyı koymuş, ben Hacer Esin'i öpeceğim diye. Birilerini güzel tavaf ediyor böyle. Hem de bir kişi değil, 10-15 kişi birleşmiş. Allah Allah diyorlar Hacer Esin'i öpmek için, elini tutuşuyorlar. Yarasete gidecekler, o akan selimlerinden zavallı kadınlar çiğniyorlar, adamların kemiklerini kırıyorlar. Hacer Esved ölecek ya, hakikaten samimi, gözü yaşlı. Hacer Esved hocam diyor, duygulu, duygu varsa kafaları çalışmıyor. Ben bu işi yaparken bak kaç kişinin kemiğini kırdım, ayağını kırdım, elinin karısını ezdim, hiç aklına gelmiyor. Birleşiyorlar, evine tutuşuyorlar, eziyorlar. O kadıncağızı, o kalabalıklar kim kalacak? Hoca, uçak konforlu, otel konforlu, artık şey değişti. Neden kadın yalnız gidemesin hacca, mahremsiz hacca gidemez, İmam-ı Azam öyle diyor ya. Neden gidemesin canım? Onun devri başka, şimdi başka. Onun devri de yaya gidiliyordu. Eşek sırtında, at sırtında gidiliyordu. 6 ay gidiliyordu. Şimdi 3 saatte varıyorsun. Hiç rahat. Öyle değil. O kadınların feryadını görsen. Yetişin, beni ezdiler. Kim o kadın kucaklayacak, kaldıracak? Ayak altında kalmış. Mahrem şart. Evet, mahrem şart arkadaş. Mahremsiz, şimdi duyduğuma göre çok gelen olsun diye Suud'da kadınların hacca gelmesinin kanun çıkaracakmış yalnız başına. Dahi zamanda bilene sor, bilene sor. Kimisi döviz gelsin, kimisi işte şeylerle ahkam çizecek. Hayır, bilene soracaksınız. O bilen de işte mezhep imamları, mezhep imamları. İşte ahir zamanda böyle bir ay içki mi olur ya diyen olacak. Rafi içki değil de şarap içki değil. Kur'an'da öyle geçiyor. Başka şeyler. Aha böyle. Benim ümmetimden, benden sonra, şaraptan sonra içki içecekler.
Evet, içki içecekler ve yekûn avnûm alâ şûrbihim, şarap demeyecek, içki demeyecekler, birbirlerine hadi ya boş ver kocalar ya, bunlar bir şey anlamıyor diye. Ümer abi, baştakiler de örnek olacak, kolaylaştıracaklar içki içmeyi. Evet, evet, evet. Ya. Buna çok dikkat etmek lazım. Rayına oturmuş esasları bilenleri bulmak lazım. Onların dediklerine uymak lazım. Enflasyon kadar faiz olur mu canım? Enflasyon Müslüman'ın kabahati değil ki. Yahudileri icat etmeyince enflasyon yapıyorlar, soyuyorlar dünyayı. Deflasyon yapıyorlar, şimdi dünyayı soyuyorlar. Dövizi bir yükseltiyorlar, dünyayı soyuyorlar. Bir düşürüyorlar, dünyayı soyuyorlar. Hep onlar Yahudilerin çıkardığı şeyler. Müslüman olmayan bir şeyi niye Müslümanlığı yüklüyorsun? Öyle hocalar var. Enflasyon kadar faiz haram olmaz. Evet. Enflasyonun saatlerde farkı var. Benim açım bu açıdan böyle. Bir kere Müslümanlığın kabahati değil enflasyon. İslam ekonomisi uygulansa enflasyon, deflasyon olmaz. Evet. İki, sabahleyin 9'da enflasyon başka, 11'de başka, öğlen 3'de başka. Şimdi hafta sonunda enflasyon, deflasyonu öğreniyorsun. Peki şimdiye kadar öğrendiğin şey, bu saatlerde yaptığın alışverişlerde enflasyon kadar şey, nereden biliyorsun enflasyon ne kadar olduğunu? Nereden biliyorsun? Canım hocam, yani azıcık olsa ne zararı var diyemezsin. Şu bir bardak suya bir damla sildik atsanız içilir mi? Buyur iç, afiyet olsun. Bir damlasın dersin içilir mi lan? Şerhan içilmez, pis olur. Şerhan içilmez, kanun bu ya, bunu ben koymadım. Sen enflasyonun hangi saatte ne kadar olduğunu bilmedin. Azıcık zarar vermez desen iç lan, içilir mi şerhanlar? Şuna bir damlasın düşse pis olur bu, içilmez. Şimdi öyle yollar yapıyorlar, hem de ilahiyat fakültesi profesörleri. Bunlar diyor, haber veriyor peygamberimiz. Şu işte faiz haram olmaz, şarap haramdır, diğerler ham değildir diye böyle şeyler olacak. Dikkat edin diyor Efendimiz, dikkat edin diyor bunlara. Baştakiler de böyle adamları şey edecekler, öne çıkaracaklar ve halkın içki içmesine yardım edecekler. Ebu Eyyub'il Ensari buna hadisini nakletmiş. Evet, Efendimiz böyle söylüyor. Evet. Sitrun yahu setrun olabilir. Perdedir. Beyni ayinul cinni ve beyni avratil beni adem. İnsanlar var, cinler var. Kur'an'da var. Cinleri de Allah yarattı. Onlar siz göremezsiniz, biz göremeyiz. Kafirleri var, müminleri var. Kafirlerin başında şeytan, şeytan ve kâne minel cinni. Cinlerden, kafirlerin başında şeytan ve zarar verirler insana. Şeytanın zarar verdiği gibi zarar verirler. Evet, peygamberimiz insü cin peygamberi. Ne yarattığımız hepsinin peygamberi. Evet, şimdi tesettür Allah'ın emri. Sen görmesen de cin seni görüyor. Tesettürü muhafaza edeceksin. Diyor ki, setrun veya setrun beyni ayunul cinni ve beyni avratı beni adam. Evet, şu örtüdür cinlerin gözüyle, gözleriyle insanoğlunun avretleri, avretlerine örtüdür. Evet, şimdi söyleyecek ne örtüdür? Şimdi biliyorsunuz erkeğin göbeği altında
diz kapağı altına kadar, göbeği avret değil, diz kapağı avret, diz kapağının altına kadar uzanacak don ve aleti, yumurtaları falan belli olmayacak, geniş olacak. Dışarıdan baktığın zaman altı görünmeyecek, kalın olacak. Göbeği altından diz kapağı altına kadar olan kızın verdiğin karanlık. Erkeği erkeği de göremez. Kadınların yüzü, eli, bu bileklerine kadar eli, kulakları arasıyla saç bitiminden sine altına kadar boynu gözükemez, kulakları gözükemez, saçları gözükemez. Allah'ın çizdiği şey bunlar, böyle yüzü, eli, ayağı hariç mahrem olmayanlara göstermesi Allah tarafından haram kılınmış. Kur'an'da kanun var. Böyle kanun, böyle bir kanun var. Şimdi insanlara bunları örtecek. Dediğim gibi vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde dışarıdan baktığınız zaman altı görünmeyecek kalınlıkta kumaşla örtecek. İlla siyah olması şart değil. Eskiden siyah giyiniyormuş. Elvan Hoca da çarşafı kabul ediyor. Çarşaftan başını kabul etmiyor. Ben Elvan Hoca'da halim değilim ama şimdi devir değişti. Memlekette hiç çarşaf giyinmiyor. Mesela bizim orada hiç çarşaf giyinmez. Ama kadınlar örtülür. Eşarpı örtülür, mantolu örtülür. Veyahut da ihtiyarlar marma deriz, beyaz bürdü. Tepeden aşağı kadar. Birisi çarşaflı geldiği zaman bütün erkekler ona bakar. Vay boylu kadınmış, kilolu kadın, numara verirler. Bakın çarşaf dikkat çekti. Yani örtü önemli, örtünün önemli şeyi, rengin önemli oluşu dikkat çekmemesi lazım. Benim şimdi gördüğüm bu çarşafı bilmeyen bir memlekette çarşaflı gitse kadın boyunu kilosunu ölçerler. Çünkü otobüsten iner, otobüsün durduğu yerde kahveler var. Hepsi görürler, ha bu kadın yabancı, hem de boyu kostuymuşlar, hem de gelmişmişler. Numara verirler, dikkat çeker. Orada çarşaf dikkat çektiği için doğru değil. İnsanların dikkatini çekmeyecek renkte olacak. Böyle elbise, dikkat çekmeyen elbise renkte olacak. Dar olmayacak. Eşarp girilmiş, bakıyorum göğüsler meydanda, kalçası meydanda. Daracık bir şey giymiş altına, topuğuna kadar giymiş ama öyle sıktırmış ki her şey meydanda. Bu örtülü değildir. Yani bu benim fetvam değil. Fıkıh kitaplarındaki ölçüye göre vücut hatlarını belli etmeyecek. Dışarıdan baktığın zaman içerisi görünmeyecek kadar kalın olacak. Bir de dikkat çekmeyecek. Dikkat çekti mi? O da işte böyle şeye sebep olur. İlgiye. Ha, şimdi ona göre hareket etmek lazım. Tabii evli olanların kocası hanımının örtüsünden sorumludur. Namaz kılmasından sorumludur. Allah'ın emirlerini yerine getirip getirmeden sorumludur. Kendisi de sorumlu da o kocası olduğu için örtün diyecek. Namazını kıl diyecek. Demiyorsa namazın kıldın kılmadığından başka niye hanımı örtürmedin? Niye onun namaz kılmadığına ses çıkarmadın? Oğlum kızına niye namaz öğretmedin? Bunlar da sorulacak. Gençlikte olacağını demiyor Allah. Baliğe olduktan sonra kızın örtülecek bu şartlarda. Bali olduktan sonra oğlum mükellef bir namaz kılacak. Kılmıyorsa sorgu verecek, sorguya tabi tutulacaksın. Niye öğretmedin denecek. Onu da hatırlatalım. Evet. Settrun beyni ayyumil cinni ve beyni avrati beni yâdem. Evet. Şimdi İzâ mu'a ahaduhum sevbehu en yekûle bismillahi. Şimdi ne güzel söylüyor bana.
şeytan cinlerden besmele çektim mi? Kur'an-ı Kerim'de min beyne eydiyim, kalbim ve imanim ve şemailim, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, sen Adem'in ve Adem'in torunları insanlardan onlara nüfuz edeceğim, yollarını keseceğim, seni bulamayacaklar, bana izin ver. Allah da izin vermiş. Bodrum meydan demiş. Bana sığınanların kırına dokunamazsın diyor Allah. O sığınmanı diyor, hep söylüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu besmelerin bir yerde de şeyini söylüyor. Elbiseyi asarken, elbisesini asarken, çıkarırken, evet, Bismillah derse, evet, tuvaletteyken, tuvalette besmele çekilmez. Ama her yerde Bismillahirrahmanirrahim deme şart değil. Çok dar zamanı vardır. Bismillah yeter. Gelişirse Bismillahirrahmanirrahim dersin. Bazen çok acele olur. Bismillah yeter. Bismillah dediniz mi? Bu da dinlere Allah göstermez. Allah göstermez. Besmele'yi unutmayın. Onların önüne perde örter. Evet, böyle onları göstermez. Evet, buna dikkat edin diyor, elbise asarken. Şimdi tabii elbiseyi akşam çıkarıyorsun, atıyorsun şuraya. Ötekin çıkarıyorsun, yok yok yok. Güzel Peygamberimiz, bu hadis ve başka hadisi var. Çıkardıktan sonra döveceksin, besmeleyi koyacaksın oraya. Besmele'yi koydun mu, ona cinler zarar veremez. Bulaşamazlar, dokunamazlar o elbiseye. Cinlerin bulaştığı şeyin sana zarar verir. Elbisen zarar verince sen de ondan etkilenirsin. Akşam yatarken elbisen akma sağa sola diyor Peygamberimiz. Güzelce dür, şimdi az kurdun veya az. Hastalık varsa yoksa dur şöyle kenara koy, Bismillah de, Bismillah de, cinler ona dokunamasın diyor hadis-i şerifte. Besmele'yi hiçbir zaman unutmayacaksın. Tuvalete girerken Bismillah de dedi, sol ayağına gir, içeride konuşma, içeride okuma yazma, çok durma, önünü arkana kıbleye dönme. Evet, evdeki tuvaletlerinizi değiştirin. Kıbleye gönlünüzü arkana dönüyorsunuz. Sağa sola, doğuya batıya döndürün. Mümkün değil hocam. Ha, o zaman kendiniz gibi kıbleye gönlünüzü arkanız getirmeyin. Evet, kıble bizim saygın yerimizdir. Bereket, rahmet noktamızdır. Bilmem neyi ona karşı tutarsan bereket, rahmet göremezsin arkadaş. Evet, kıbleye karşı tükürülmez. Evet, Bayezid İslami Hazretleri anlatırım hep de. Hoca, talebeler demişler ki, efendim falan yerde bir hoca var, bir hoca var, bir hoca var. Allah nasıl biliyor? Hemen gidelim demiş. Duasını var çocuklar demiş. Hani bir kadar büyük adam, büyüklük yok, kibirlilik yok. Vefak ve kürnesi ilim yanayım. Ne kadar büyük alim olsan senden büyük bir bilgide dervişli biri var diyor Allah öyle diyor. Kibire kapılma o hoca, alim efendi diyor. Ayet böyle. O da hemen demiş, hemen gidelim demiş, el de böyle. Talebeleri almış, onun memleketine gidiyorlar. O giderken onun bulunduğu işte mahalleye, köye, o da karşısına çıkmış. Faizli Bestami, evliya adam, keramet sahibi tabii. O adam da köyden haberleri yok. Köyden şöyle onların geleceği yerine doğru çıkmış. Allah Allah demişler, hocam ya ziyaretine gideceğimiz adam bize karşı geliyor demiş. Hani şu tam baktığı sırada o alim dedikleri adam ahho tuh demiş, kıbleye karşı tükürmüş. Çocuklar ben gidiyorum demiş. Hocam ne oldu? Hani ziyaret edeceğim. Kıbleye tükürmeyecek. Adam alim gören olmaz demiş, ben gidiyorum.
Edep yahu, yazıyorsun ya. Gümle bizim bereket kaynağımız. Sen tuvalette bilmem neyi kıbleye döndürürsen. Edep yahu. Evet. Hocam biz kıblede değil, meydanlarda ayak üzere duruyoruz, yalla salıyoruz. Adımız Ahmet, Mehmet. İyi de adın Ahmet Mehmet olması kurtarmıyor arkadaşım. Bak, tuvalette bir önüme dönme. Elbise asarken Bismillah çek. Atma sağa sola. Peygamberin besmelesiz yapma bu işleri. Tuvalete girerken besmele çekmeyi unutma. Orada dinlerin anarşistliği, şeytanların takımı var. Gelir sana orada ilişir, zarar onlar sonra doktor, doktor dolaşırsın. Seni kötülük intikam almayı yemin etmiş. Ha, elbise asarken de diyor Peygamberimiz, elbisenizi açmayın sağa sola, Bismillah diyerek dürün, askıya asın. Cinler ona dokunamasın. O zaman dokunamaz. Dokunamaz. Evet, Hazreti Enes'ten, Ebu Said Kudri'den, Tabarani Tirmizi Ahmed-i Mahmud-i Mace, Set ma beyn ayyul cin ve avrat-ı beni Adem, İzâ dâfâle âdûmül khalâ, en yekûle bismillah. Söylediğimi burada hadis olarak, şimdi okuduğum hadis kaynaklarında söylüyor. Besmele çekerek, sol ayakla tuvalete gir. Önünü artık tuvalete denme. Sana cinler zarar vermesin. İşin dönünce çabuk çık, orada saatlerce durma. Hocam tuvalette unutmuş mu? Benim Fransız hocam vardı. Tuvalette bir saat oturdu, yine korktu, kitap oturdu. Kumar oturdu. Beni çok sevdiği için götürülebilir de orada biliyordu. Bir saat kalıyordu içeride, kitap okuyordu orada. Uzun süre kaldığı için alışmış öyle. Tuvalette işin bitince kalk. Orada iyi bir yer değilmiş burası. Çabuk 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 çuvardan. Evet, bakın elbiseyi dürerken besmele çekerek asmanız, dürmeniz cinlerin ona dokunmasına engeldir. Evet, şimdi bunlara Peygamberin bu sözlerini nazara alacağız. Bir hadis daha okuyacağım müsaadenizle. İza, evet. Setusalihune erruh sulaha aminen fetavzûn entüm ve hüm adım min verâihim fetüslimûn fetavnumûn sümme tenzilûne imerdün zûtelûn. Evet. Ve yekûm racûl minen rûm ve yuhvâs salîm غلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فيغدر القوم فتكون الملاحين مع كل غاية 10,000. Evet. Şimdi olanlar sanki Peygamberimiz görmüş, müttefikimiz, anlaşmamız var. Biz de okuduk. Bu kitaplarında var, anlaşmalar olarak. Avrupa ile anlaşmamız var. Toptan anlaşmamız var. Fransa ile Almanya ile İngiltere ayrı ayrı anlaşmamız var. Amerika ile anlaşmamız var. Ama neler yapıyorlar görüyorsunuz. Onları görürüz sanki. Tam tersini söyleyecekler diyor. Anlaşmamızın tam tersini söyleyecekler diyor. Sonra da savaş olacak diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kadir edecekler, kafirler kadir edecekler. Anlaşmana uyuyorlar mı? Uyuyorlar. Bize neler yapıyorlar? Yardım söz vermişler. Şimdi açık yazılı anlaşmalar var. Evet, savaşlar olacak. Hepsi bir fecma'u lekum. Hepsi birleşecekler. Daha şimdi birleşmediler. Ve ye'tûne fî semânîne gâye. 80 bayrak altında, 80 bayrak altında hepsi size saldıracaklar. Mâ külü gâyedin aşetü ele. Her bayrak altında 10.000 asker olacak, askerler olacak. 80, 10.000 ile çarpın. Geliyor. Buyur.
Şimdi hesap et istersen ondan korkar mı? Böyle olacak diyor. Öyle zaman gelecek. Şimdi anlaşılıyor ama her tüm şeyi yapıyor. Ondan sonra bir de komşu diyor, gel davet et diyor. Sen de yani ya bunları görmüş ve Kadir derler, kafirler Kadir derler, savaşlar olur, büyük savaşlar olur, size toplanıp gelirler, haberiniz olsun. Evet, Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, İbn-i Mace, İbn-i İkman, Tobari, Bagavi, Bağverdi, İbn-i Kani, Hakimsi, bütün hadisler var. Bütün hadis kemler var, makamlar, evet, bu hadis sanki işte oluyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Evet, Emam-ı Azam Hazretleri ne güzel söylüyor, el-küfrü milletin vahide. Yavrunun adı ne olursa olsun, tek millettir. Amerikanıymış, Fransızmış, Almanmış, İngilizmiş, Rusmuş, Çinmiş, fark etmez diyor. Yavursa diyor, tek millettir. Hiç sizin lehinize düşünmezler. Bir menfaatli dolayısıyla sizinle merhaba derler, size yaklaşırlar. Yavurlar hepsi tek millettir. Hepsi aynı şeyi düşünürler, İslam'a aykırıdırlar, size düşmandırlar. Çünkü bir millettir, şimdi de öyle değil mi efendim? Hepsi birleşecekler diyor. 80-10 bin asker olacak, 80 tane bayrak altında, evet, 800 bin mi diyor, böyle askerler size saldıracaklar, büyük savaş olacak diyor, bütün hadis kitaplarda, bütün hadis var, evet. Gene setadru aleyküm râyâd su, sizin üstünüze siyah bayrak verilecek, min kıbeli Horasan, Horasan tarafından, evet. Evet, ve'tûhe velev habben alessel. Evet, siyah bayraklar gelecek. Kar üzerinde emekleyerek olsa bile onlara gidin. Ve innehu halifetullahu mehdi. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Ona yardım edin. Evet, şimdi Mehdi Aleyhisselam Mehdi'sin çıkacağı bizim Yeğcül'ün inancımızda. Mehdi çıkacak, Mehdi'den sonra Yeğcül Mehcül çıkacak. Yeğcül Mehcül'den sonra işte onlar İsa Aleyhisselam Deccal'ın çıktığında inecek yerine İsa Aleyhisselam Yeğcül Mehcül'ü yenilecek. Sonra bilahare Tur Dağı'na sığınacak İsa Aleyhisselam, dua edecek, duasıyla da yetişmeyecek ki o da çok ki doğudan gelecek onlarla, yani bu benim tahminim, keramet izah ediyorum, yanlış anlamayın. Çin'e gittim de ahlak sıfır, mağazaya girdik, satıcı dedim bize yatma teklifi yapıyor. O da ahlak sıfır. Çünkü kadın çok, erkek az. Devlet de kız olduğumu 5 kuruş vermiyor. Erkek evlat olduğumu para veriyor. Erkek çoğul doğdum diye her taraf. Kadın o kadar ahlak bozuk. Peygamberimiz bu yetkin mevcut çok ahlaksızlar diyor. Dinsizler, imansızlar, ahlaksızlar. O kadar çok olacak ki öncü kuvvetleri, keşif güçleri, önceden gelen keşif güçleri Tabariye Gölü'nü içerek kurutacaklar. İran'ın kuzeybatısında, Türkiye'ye yakın yukarıya çıkan burnunda Tabariye Gölü var. Tatlı su, öncü kuvvetleri o kadar kalabalık ki koca gölü kurutacaklar içerek. Arkadan gelen ana gölü, bu yekünün ana kuvvetleri, bakacaklar göl varmış. İzinden belli, burada su varmış diyecekler diyor. O kadar kalabalık, işte Deccal çıktığında Mehdi Aleyhisselam da çıkacak. O zaman ahlak çok bozuk, namaz kılmamız bile çok dert olacak. Namaz bile zor kılacağız, namaz kılmak suç gibi olacak sanki.
Ahlak çok bozuk olacak. Ama o zaman bile güzel Müslümanlar olacak. Kabe'yi tavaf edecekler. Kabe'yi Mehdi Aleyhisselam, Hazreti Hasan sülalesinden olacak. Adı Mehmet olacak. Peygamberin ailesinden olacak. O da tavaf ediyor 40 yaşlarında. Ulema bunlar hadislerde var. O sırada tavaf eden alimler bir bakacaklar. Peygamberin tarif ettiği Mehdi tavaf ediyor. Sen de diyecekler Mehdi'sin. Hayır, hayır diyecek. Hayır. Çünkü yeryüzünde ahlak çok bozuk. Müslümanlar azlıkta. Mehdi onları karşı savaş ilan edecek. Onu bileceği var. O da zor. O da zor. Öne düşmesi olduğu Ödemir'de. Hay hay ben Mehdi bilen değilim. Hayır diyecekler. Kaşın, gözün, boyun, gözün, yaşın hepsi Allah Resulü tarif ettiği adam sensin. Evet diyor. O benim. Bunun üzerine diyor bir gecede Allah onu kemale verdi. Onun arkasına katılın. Şimdi söylüyor. Kar üstünde sürünerek bile olsa onun ordusuna katılın. Onunla beraber savaşın. Zaten ondan sonra yaşasanız da hayat bir şey yok. İşte ordu toplanacak. Kudüs biliyorsun Yahudilerin şey programı o civarlarda savaş olacak bu şeylerle ateistlerle, dinsizlerle. İsa Aleyhisselam da ordular çarpışmak üzereyken Şam'a inecek. Şam'ın güzelliğini oraya sığınır diye. Bu İsa Aleyhisselam da Şam'da beyaz minare var. Hadislere göre oraya inecek. Tayyip mekanla oraya gelecek. Mehdi Aleyhisselam yanına. Onu görünce namaz kılacakları zaman geç sen peygambersin diyecek. İsa Aleyhisselam da diyecek ki zamanın halifesi sensin, imam sensin diyecek. Namaz kılacaklar. Evet, çarpışırken Tüccar Aleyhisselam vefat edecek, ölecek, şehit olacak. İsa Aleyhisselam o şeyleri yenecek. Deccal'ı yenecek. Ahlaksızlığı, dinsizleri, Deccal'ı başında olduğu yenecek. Ama arkasından diyor Yecüc Mecüc gelecek. Yecüc Mecüc. Çok kalabalık. Doğudan gelecek diyor. Öncü kuvvetleri Taberi Gölü kurutacak. Bu sefer İsa Aleyhisselam onları mağlup olacak. Tur Dağı'na sığınacak. Tur Dağı'na gittim. Gök kayalar, kızıl kayalar. Böyle bir ordu çıkamaz. Birer birer çıkacaksın. Birer birer çıkan kendi okla bulursun. Evet oraya sığınacak. Orada aç kalacaklar. Hiçbir şey yok, toprak yok. Dalın başı su yok. Bunu ne zaman söylemiş? Medine dışına gezintiye çıkmış. Bir öküzü vurulmuş. Vücudunu yemiş canavarlar. Kellesi kalmış, kopmuş kellesi kalmış. Et yok ya kellede. Asasınlar mübarek kopmuş öküz kellesi göstermiş. Kaç para verirsiniz bana demiş. Demişler ya Resulallah çok şakacısın. Buna para verilir mi? Belki bunun kokusundan kurtulmak için, arttırmak için para verilir. Siz öyle deyin. Buhari hadisi var. İsa Aleyhisselam Yecüc'ün önünden kaçıp dağa sığındığı zaman Tur Dağı'na aç kalacaklar, susuz kalacaklar. Kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler. Açlıktan ölmeyelim diye. Böyle hadisi var, Buhari hadisi. İşte oradayken susuzluktan, kavrulacaklar, açlıktan, cansız oturacaklar. Diyecekler ki müminler, sen Allah'ın ol dediği zaman olduğu, babası dünyaya gelen Allah'ın mucize bir peygambersin. Dua etsene. Allah bizi bu şeyden kurtarsın. Dua etsin. Bir tarafı kaplayan o Yecüc Mecüc, hepsi ölecek. Duasız. Gayet makul. Kolera bir anda bütün orduları yok ediyor değil mi? Olabilir. Bu defa ölecekler hepsi. Yecüc Mecüc askerlerinin.
kokudan duramayacak. Her taraf leş. Bütün çöller leş insan leşiyle. Dağın başında kokudan duramayacaklar. Bir daha dua edecekler. Allah bizden bundan da bizi kurtarsın. Yine dua edecek. O kokudan da kurtulacaklar. Tsunami diyorsunuz. Denizde vardıktan sonra hepsini götürür. Denize götürebilir. Gayet makul. İşte onlar yok olduktan sonra İsa Aleyhisselam inecek turlarından, evlenecek. Çoluk çocuk sahibi olacak. 40 yıl Peygamberimizin şeriatıyla amel edecek. O vefat ettikten sonra 150 sene vardı Peygamberimiz. Gittikçe bozulacak derken işte yeryüzünde Allah diyen kalmayınca kıyamet kopacak diyor. Onlardan bir tanesini şimdi söyledik. Cenab-ı Hak akıbetimizi hayır eylesin. Bizleri, müminleri imanla, İslam'dan ayırmasın. Böyle çetin imtihanlara karşı yoksa himayesine daim eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah,